Ali Karahasanoğlu. Yargıtay bir bozmuş, Mansur istemiş bir daha bozmuş. İki haftadır tartışıyoruz. Cevabını alamıyoruz. Soru çok basit. 600 bin dolarlık senedin sebebi ne? Bu soruyu bile cevaplayamayanlar Ankara'ya Büyükşehir Belediye Başkanı olmaya çalışıyor. Oysa muhatabımız onu cevaplasa sırada diğer sorular var. Mesela Seyit Çavdar kimdir? Mansur Yavaş'la tanışıklığı nedir? Birinci soruya cevap vermediğine göre bu sorulara da cevap vermeyecektir. O zaman biz yardımcı olalım kendisine. Seyit Çavdar, 600 bin dolarlık senedin verilmesine sebep olan davanın bozma kararına imza atan, Yargıtay 19. Hukuk Dairesi'nin o dönemki başkanıdır. Aslında bir bozma da değil, iki bozma kararı vermiştir. Nasıl olmuş o diyeceksiniz, anlatayım. Bir bozma kararı vermiş, sonra o bozma kararını beğenmemiş, bozma kararını düzeltmiş, daha sağlam olsun diye bir bozma daha vermiştir. Bu nasıl oluyor diyeceksiniz. Hani bazıları hatırlatır, hukuk lastiğe benzer diye. Bu da o hesap. Çektikçe uzar, bırakırsınız kısalır. Seyit Çavdar Başkanlığındaki 19. Hukuk Dairesi de 2009'da Kayseri Şeker Fabrikası'nın kasasından milyonlarca lira çıkmasını gerektirecek bir bozma kararı vermiş. Karara itiraz edildiğinde ben diyeyim benzer yargı süreçlerinde yani tasihi karar aşamasında İstatistiki ortalaması 10 binde 1 olacak şekilde. Siz deyin 20 binde 1 olacak şekilde istatistiki olarak bu kadar küçük bir ihtimal dahilinde olan kararı verip kararı önceki bozmadaki gerekçeye başka cümleler de ekleyerek ikinci bozmayla Mansur Yavaş irtibatlıların alacağı parayı perçinleştirmiş. 4 ay önce verdiği bozma kararı bir ilave bozma gerekçesiyle taçlandırılmış. Mansur Yavaş'ın yanında duran taraf lehine hem kar mahrumiyeti alması gerekir hem de cezai şart almalı denilmiş. Oh ne güzel kebap bu. Basitinden özetleyeyim. Sözleşme bozulmuş, bozulma sebebi olarak iki tarafında kusuru var. Mansur'un tarafı sözleşme bozuldu, ben 10 sene boyunca şu kadar para kazanacaktım, bunu istiyorum diyor. Hadi diyelim kusurun büyüğü sizde değilse haklılık payı var. Sözleşmenin devam edeceği ileriki yıllarda kazanılan tüm parayı talep etme hakkınız var. Bir de fazladan sözleşmenin bozulmasından kaynaklı astronomik cezai şart ne oluyor? Uğraşmadan, didinmeden, oturduğunuz yerden sözleşme varmış gibi önümüzdeki yıllarda kazanacağınız parayı karşı taraftan alıyorsunuz. Bir de yanına cezai şart ekliyorsunuz. Bir koyundan iki post çıkarmak denir buna. E koyun yerine konulan Kayseri Şeker Fabrikası olunca, özelleştirmeyelim, birlikte yiyelim denilen bir işletme olunca, Kayseri Şeker Fabrikası koyun yerine de konulur, kuzu yerine de. Mansur'un savunucuları hemen çıkışacaklar. Ha ha ha, Seyit Çavdar sol görüşlü birisi, Mansur yavaşsa ülkücü. Ben de He he diye cevap vereceğim. Ne Seyit Çavdar'a deyin ki kökten solcu, ne de Mansur Yavaş'a deyin ki tam ülkücü. Hatırlatayım, Türkiye FETÖ operasyonlarıyla çalkalanıyorken, HSYK'da istediği gibi at oynatan Yargıtay'da neredeyse tüm dairelerde çoğunluğu sağlamış olan FETÖ, Yargıtay 1. Başkan Vekilliği seçimlerinde, iki sosyal demokrat üye ve bir muhafazakar aday arasında öyle bir taktik izliyor ki, akıllar duruyor. Muhafazakar adayın zaten seçilme ihtimali zayıf. Fetöcüler de iki solcu adaya yarı yarıya oy vererek ikisinin de seçilmesini engelliyor. Bu arada da pazarlıkları sürdürüyor. İki aday da bu sebeple seçilemiyor. En sonunda ne oluyor? Solcu Seyit Çavdar'a görünmeyen bir el tarafından tılsımlı bir dokunuş geliyor ve iktidarın desteklediği solcu aday yerine diğer solcu Seyit Çavdar başkan vekili seçiliyor. O tarihlerde merak ediliyor. Bu destek nereden diye. Araştıranlar bir ipucu yakalıyor ama sonunu getiremiyor. Nedir o ipucu? Seyit Çavdar ismi FETÖ'nün dinlediği yüksek hakimler listesinde çıkıyor. Diyeceksiniz ki al işte ispatı. FETÖ'cüler düşmanlarını dinler. Demek ki Seyit Bey de FETÖ'nün karşıtıymış. Düz mantık bunu söylüyor da birçok olayda gördük. Önce dinleme, sonra muhatabına şantaj, sonra teslim alma. Bu olayda da benzeri olmasın sakın. Sonuç ne diyeceksiniz? Kimseye bir suçlama yapmayalım. Herkes çıksın kamuoyunun önüne gerçekleri anlatsın. Bozma kararı nasıl verilmiştir? Niçin ikinci defa bozma verme ihtiyacı hissedilmiştir? Benzer olaylardaki içtihatlarla aradaki farklılık nereden kaynaklanmaktadır? Mansur Yavaş 600 bin dolarlık senedi birinci bozma için mi, ikinci bozma için mi yoksa ikisi için birden mi almıştır? Seyit Çavdar bu senetten haberdar mıdır? Ali Karahasanoğlu, Yeni Akit.